Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Bugünkü videomuzun konusu yine yahni pişirme tekniği. Daha önce de başka uygulamalar yapmıştık ama önemli bir konu olduğu için bir videomuz daha var bu konuyla ilgili. Bu seferki örneğimizde Fas reçetesi kullanacağız. Fasların geleneksel yemeği olan tajini yapacağız ve tavuklu bir tajin yapacağız. Ama dediğim gibi burada bu videolarda asıl önemli olan şey tekniğe odaklanmanız ve tekniği öğrenmeniz. Bu tekniği öğrendikten sonra kendiniz de farklı reçeteler yapabilirsiniz. Bu reçeteyi başka ürünlerle de uyarlayıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi amacımız size teknikleri göstermek. Hemen başlıyorum yahni tekniğinde. Genelde bazı yahni tekniklerinde kullandığımız, bazılarında kullanmadığımız ama genelde proteinlerde kullandığımız mühürleme ile başlayacağım. Tavamızı ısıttım, tenceremizi. Yine biraz sıvı yağ koyuyorum. Tavuk butu kullanacağım bugün. Bu sefer biraz tavukları önceden tuzluyorum. Bu işlemler tabii ki dediğim gibi reçeteye göre değişebiliyor. Ülkelerin geleneklerine göre bir takım şeyler, sıralamalar değişebilir. Evet. Bakıyoruz şöyle bir tavamız, tenceremiz ısınmış mı diye. Evet, koyduğumda çısır çısır sesi duyuyorum. Demek ki hazırız. 4 tane butu koyuyorum. Tencerenin kapasitesi kadar. Karamelizasyon işlemimizi gerçekleştiriyoruz tavuklara. Güzel, hafiften böyle bir kızarmış görüntü vereceğiz. Derili tavuk kullanıyorum. Derili ve kemikli daha lezzetli olsun diye. Bir de böyle karamelize ettiğimiz zaman lezzeti daha da çok artacak. Ve yavaş yavaş pişerken de o güzel lezzetini yemeğimizin suyuna da çıkartacak. Bu aşamada küçük bir parça tereyağı da ekliyorum tencereye. Evet, tavuklar kızarmaya başladı. Artık temiz bir gastronun içine kızaranlardan başlayarak alıyorum. Ve aynı tencerede bu sefer sebzelerimi soteliyorum yine. Soğan ve kabağımız var. Küp küp doğranmış. Bakın tencerenin dibinde yine tavuk parçaları yapışmış. Reçetemizde yazmıyor hani degreze edin diye. Ama ben bir kaşık kemik suyu alıp şöyle kabak sebzelerle beraber karıştırıp o lezzeti de sebzelere geçmesini sağlıyorum. İşte bundan bahsediyorum zaman zaman. Reçeteler bizim rehberimiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bize güzel yol gösterecek ama bildiğimiz şeyleri, deneyimlerimizi de yemeklere katarak güzel zenginleştirebiliriz. Farklı reçeteler çıkarabiliriz. Ama öncelikli olarak özellikle kariyerin en başındakiler, öğrenciler hep tekniklere odaklanın, iyi pişirmeyi bilin. Ondan sonra yaratıcılık gelecek. Evet, erikleri de ekliyorum. Kurutulmuş eriklerimizi. Ve baharatları eklemeye başlıyorum çok fazla beklemeden. Birçok baharatımız var. Bunlar tam böyle Kuzey Afrika baharatları dediğimiz baharatlar. Tam o bölgeyi yansıtıyor. Fas, Cezayir, o bölgeler. Kuzey Afrika gerçekten farklı bir kültürü var. Çünkü hem Afrika kültüründen esintiler var, hem İslamiyet'ten gelen, Müslümanlıktan gelen bir kültür var. Aynı zamanda Avrupa kültürü, İspanya, İtalya, onlar da etkiliyor. Fransa özellikle. O yüzden güzel zengin bir mutfakları var Faslarında ve baharat kullanımı da çok yaygın. Kişniş, kuru kişnişle başlıyorum. Bir tutam kuru kişniş. Kimyon yine şöyle büyükçe bir tutam. Zerdeçal daha küçük ötekilere göre tutamımız şöyle. Toz zencefil mesela çok gelenekseldir. Oldukça sık görüyoruz reçetelerde toz zencefil kullanımı. Aynı zamanda acı toz biber yine kullanılan baharatlardan. Karabiber klasik, ondan da koyuyoruz. Çubuk tarçın ekliyorum. Çok az da bir pinç pul biber. Ve son olarak da dünyadaki en pahalı baharat olan safran ekleyeceğim. Safranı da böyle bir çimcik kadar ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Böylelikle hani baharatları da biraz sotelemiş oluyoruz. Kokularını, lezzetini iyice güçlendirmiş oluyoruz. Bunu Hint mutfağında da bu tekniğini uyguladıklarını görüyoruz. Bu şekilde baharatlarla soteleme işlemini oldukça da lezzetli oluyor. Ve şimdi tavukları geri ekliyorum. Bir de bal ekliyorum. Yaklaşık böyle bir
kaşık kadar. O da hem şeker olarak lezzeti artacak, hem balın aroması da yine lezzeti artıracak. Şöyle hepsini güzelce bir karıştıralım. Farklı malzemelerde de yapabilirsiniz bu arada bu reçeteyi. Şimdi artık tavuk suyunu koyuyorum. Tavuklar suyun içinde kalana kadar. Evet. Evet, gayet güzel oldu. Fokurdayana kadar yüksek ateş, şu ki fokurdamaya başladı, kısıyorum. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş bir süre kapağı kapalı olarak, bir süre de kapağı açık olarak pişireceğiz. Ve yemeğimiz hazır olunca servisimizi yapacağız. Şimdilik beklemedeyiz. Evet arkadaşlar, tajinimizin süresi de doldu. Tavuklarımızı bir kontrol edelim çatal yardımıyla. Şöyle saplıyorum, zaten anlaşılıyor hemen yumuşadığı. Kemiğinden ayrılmaya başlamış zaten. Servis tabağımıza alabiliriz. Ortaya bir tabak gibi yapacağım. O yüzden bütün butları da koyacağım. Zaten tajin de hani geleneksel olarak Fas'ta ve ortada masaya büyükçe bir sine de getiriyorlar. Yanından hiç eksik olmayan bir de kuskus yapıyor Faslılar. Ama bizim bildiğimiz makarna kuskusu değil bu. Fas kuskusu dediğimiz irmikten yapılan bir kuskus. Aslında irmiğe benziyor bizdeki. Biraz daha incesi onun. Bulgur pilavı gibi yiyorlar. Bunun altında o. Üstüne de güzel böyle suyuyla şöyle koyalım biz de. Bütün sebzeleriyle, tavuğuyla ortadan güzel. Kokular şu anda inanılmaz. Eğer siz de yaparsanız anlayacaksınız. Yani Kuzey Afrika baharatları gerçekten çok zengin. Ve çok değişik. İşte zencefil de var. Acı biber de var. Kişniş de var. Ve safran var. O yüzden müthiş bir kokusu var. Gerçekten insanın iştahını açıyor. Ve zengin de. Hem sebzemiz var içinde. Kuru meyvemiz var. Proteinimiz var. Baharatlarımız var. Oldukça güzel, besleyici bir tariftir bu. Burada da söylemeden geçmeyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şey pişirmenin teknikleri, reçetenin içerikleri değil. Çünkü özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız öncelikle bıçak kullanma tekniklerini çok dikkat etsinler. Sonra pişirme tekniklerini, ondan sonra reçeteler yapılır zaten. Evet, son olarak da yine bu da Kuzey Afrika mutfağında çok kullanılan bir taze baharat olan taze kişniş kullanıyorum. Hem lezzet açısından hem görsellik açısından gerçekten çok yakışıyor. Kuru kişniş de koyduk içine biliyorsunuz. Karıştırmayın. Yani eğer taze kişniş yoksa yerine kuru kişniş koyayım diye düşünmeyin. İkisi bambaşkalar çünkü. Hem lezzet açısından hem yapı açısından. Evet, yahni tekniğiyle yaptığımız tavuk tajinimiz de hazır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.